Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir paylaşımdan nasıl backup alabiliyoruz onu göreceğiz. Şimdi çok uzatmadan hemen örneğe geçeyim. Backup sekmesindeyim. Boşluğa sağ tıklayıp backup üzerine gelip buradan file share kısmına geliyorum. Buna tıkladığım an bana en az bir tane file share'in olması gerekiyor diyor. Okey diyorum ve ekleyeceğim file share tipini seçiyorum. Buradan gördüğünüz gibi bir file server ekleyebiliyoruz. NAS file ekleyebiliyoruz. NFS ve SMB paylaşımlarını da ekleyebiliyoruz. NAS file'a gelirsem hemen onu göstereyim. Çünkü bu örneği yapamayacağız. Bunun için bize şu storage'lar lazım. Ben de laboratuvar ortamında bu storage'lar olmadığı için bunu deneyemeyeceğim. Cancel diyorum. Cancel diyorum. Bu paneli kapatıyorum. Tekrardan file share'e gelip uyarıyı OK verip buradan file server'la ilerleyeceğim bu videoda. Dosya paylaşımlarının olduğu bir Windows veyahut da Linux server'ın paylaşımını bağlayabiliyoruz. Ben tıklıyorum file server sekmesine. Gördüğünüz gibi burada kullanabileceğim server'lar geliyor. Bunlar benim işime yaramıyor çünkü paylaşım dosyalarım burada değil. Paylaşım dosyamın olduğu makinama girmem gerekiyor. Bundan dolayı add new diyorum ve Windows server ekleyeceğim, onu belirtiyorum. Buradan makinamın IP'sini veya DNS'ini girebilirim. Şuradan hemen bir de pingleyelim. Makinamın ismini görmüş olalım. Evet, makinamın IP'sini çözüyor. Bir de paylaşıma gidebiliyor muyuz onu görelim. Gördüğünüz gibi paylaşımlar da geliyor. Ben iki tane paylaşım dosyası açtım ve içerilerine örnek dosyalar koydum. O zaman file server ismimi buraya giriyorum. Bu benim makinamın DNS adı. Next diyorum. Hangi credentiallarla bu makineye bağlanması gerektiğini soruyor. Domain'de yetkili ya da bir domain user olması lazım. Çünkü benim file server'ım domain'de ve paylaşımları security gruplara göre yapıyorum. Buradan domain admin de seçebilirsiniz ya da o server üzerinde yetkili, paylaşımlarda da yetkili bir user seçebilirsiniz. Ama seçeceğiniz bu hesabın o server'da administrator olması önemli. O yüzden ben domain admin hesabımı seçiyorum. Buradan portları customize edebiliyoruz. Bununla bir işimiz yok. Next diyorum. Şu an aslında yaptığımız işlem bizim managed server ekleme işlemi burada. Çünkü Vim üzerinde işlem yapacağı tüm cihazları ilk başta managed olması gerekiyor. Yani yönetebilir olması gerekiyor. Şu an komponentleri kontrol ediyor. Bir hata verdi. Okey diyorum. Apply diyorum. Gerekli olan komponentleri yükledi. Next diyorum ve finish diyorum. Görmüş olduğunuz gibi file server'ım buraya eklendi. Next diyorum. Şimdi burada iki seçenek karşımıza çıkıyor. Cache repository. Burada incremental backup alırken cache yapacağı bir alanı seçmemizi istiyor ve burada uyarı yapıyor. File server'a ne kadar yakın bir noktada cache seçerseniz o kadar iyi olacağını söylüyor. Şu an QNAP kanabilir. Çok büyük bir problem değil bu bizim için. Backup IO kontrolde de backup alırken bir single thread'in, bir işlemin agresifliğini belirliyoruz burada. Yani düşürdüğümüz an daha yavaş işlem yapacak ama yükselttiğimiz an daha hızlı işlem yapacak. Bunun götürdüğü şey nedir? Bu makinenin üzerindeki CPU kullanım değerlerini arttırıyor. Orta seçenekle, medium seçenekle ilerleyebiliriz burada. Next diyorum. Vim Backup VSS Integration diye bir feature yükleyecek, komponenti yükleyecek. Apply diyorum ve işlemin tamamlanmasını bekliyorum. VSS Integration paketi de yüklendi. Next diyorum ve finish diyorum. Şu an file server'ımı buraya ekledi. Job'u tamamlayalım. Backup Infrastructure'da da size server'ı göstereceğim. File Backup Job olabilir. İsmini değiştirmiyorum. Next diyorum. Files and Folders diyor. Buradan file server'ım içindeki backup'ını alacağım. File'ları seçebiliyorum. İki paylaşım dosyasını seçtim. Next diyorum. File versiyonları, dosya versiyonlarının yani kaç gün saklansın dosyaların geçmişleri bize onu soruyor. Önerdiği 28 günmüş. Bu kalabilir. Bizim tamamen yerimizle alakalı. Burada da şöyle bir seçenek var. Configure Secondary Destination. Bu da aldığımız bu backup'ın, yaptığımız bu job'ın bir kopyasını farklı bir lokasyona
yedek alması için bu seçeneği tıklayıp ikinci secondary target ekleyebiliyoruz. Şu an onu eklemeyeceğim. Advanced tabına gelelim. Advanced sekmesinde karşımıza bir takım ayarlar çıkıyor. Şimdi bunları hızlıca inceleyelim. Tüm versiyonları tut diye bir seçenek var. Arşivlenmiş dosyaları tut diye bir seçenek var. Arşivlenmiş dosyaların limitini belirleyebiliyoruz burada. Son ve arşivlenmiş dosya sürümlerinin sayılarında sınırlama yapabiliyoruz. En üstteki seçenek de kalabilir. ACL Handling'de de Permission and Attributes Backup var. Siz paylaştığınız bir klasörün ya da o klasörün içindeki dosyaların attribütlerinde, security'lerinde erişim ayarlarını da backup alabiliyorsunuz. Burada tavsiye edilen folder level. Siz ama files and folders da diyebiliyorsunuz. Ama burada gösterdiği gibi slower diyor. Daha yavaş backup alıyor. Bundan dolayı folder level only ile beraber alabiliriz. Burada sıkıştırma yapabiliyoruz. Optimal seviyede kalması tavsiye ediliyor zaten. Encrypt edebiliyoruz. Ben bu seçeneği seçmiyorum. Maintenance kısmında bunu seçtiğimizde en son alınmış geri yükleme noktasını, yani en son alınmış dosyanın backup'ında bozulmaya karşı bir tarama yapıyor. Bu seçeneği seçip seçmemek tamamen size kalmış. Tespit edip otomatik iyileştirebilir diyor corruption'ları. Seçelim, böyle kalabilir. Buradan da günlerini belirtebiliyoruz. Her ayın son cuma günü bu işlemi yapıyormuş. Script'lerde de backup'tan önce ve sonra script çalıştırabiliyoruz. Notification'da da SNMP ya da mail gönderebiliyoruz. Okey diyorum. Next diyorum. Burada arşiv de yapabiliyoruz. Yani almış olduğumuz backup'ları belli bir periyot süresince saklayabiliyoruz. Burada saklayacağımız yolu bize soruyor. QNAP'ta kalabilir. Archive Recent File Version seçeneğinde son dosya sürümlerini arşivlemek için, yani yedeğini aldığımız dosyaları bir de arşivletebiliyoruz. Ama bunu seçersek son aldığımız yedeği arşivliyor. Aşağıdaki seçenekte ise daha eski versiyonları da arşivliyor ve ne kadar tutulacağını burada belirtiyor. Bura normalde default'ta bu şekilde geliyor. Arşiv kullanacaksanız eğer. Biz seçelim, nasıl olduğunu görelim. Şunu da seçebiliriz. Next diyorum. Burada bir uyarı çıktı. Hem yedekleme hem de arşivleme için aynı noktayı kullanamazsınız diyor. Default backup repository'yi seçelim. Vim'in kendisini seçelim. Next diyorum. Burada zamanlamayı veriyorum. Ekstra bir ayar yapmayacağım. Akşamleyin 10'da backup'ı alsın. Apply diyorum ve bitirerek çalıştırmasını söyledim. Cevabımızın nasıl çalıştığını bir görelim. Burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Backup'ı alırken backup alınan dosyaların kitlenmemesi için, yani çalışanların bundan engellenmemesi için ilk başta VSS snapshot'ını alıyor. Yani Windows'un bir komponenti aslında. O anki dosyaların gölge görüntüsünü alıp onu backup'lıyor. Şimdi backup'ları aldı. Bir de arşive transfer edecek backup'ları. FileServer backup'ımız başarıyla tamamlandı. Okey diyorum. Backup'lar kısmına gelip gördüğünüz gibi File Backup cabında FileServer yedeğimi görebiliyorum. FileServer'da bu şekilde de paylaşılmış dosyaları server'ın kendisine ekleyerek alabiliyoruz. Bir sonraki videoda nasıl kurtarıldığını, geri dönüş yapıldığını görelim. Bu videomuz bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.